Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır onu anlatacağım inşallah. 5 kaşık kahve koyuyoruz arkadaşlar cezvemizin içerisine ve daha sonra 2 fincan yapacağız biz. 2 fincanlık yapacağız. Bunun için 5 kaşık koyuyoruz ve fincanlarımıza koyduğumuz suyu daha sonra cezvemizin içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, fincanlarımızın içindeki suyu aktardıktan sonra tercihe göre şekerli içenler için bir kaşık şeker koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra cezvemizi ateşin ocağımızın üzerine yerleştiriyoruz ve bir müddet karıştırıyoruz arkadaşlar şekerin tamamen karışmasını ve kahvenin suya tamamen temas etmesi için karıştırıyoruz ve sonra karıştırmayı bırakıyoruz ve artık bir müddet kısık ateşte pişiyor ve piştikten sonra tam taşarken, taşmak üzereyken fincanlarımıza döküyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bol köpüklü. Bak, arda arda döktüğümüz halde ikisi de, iki fincanımız da bol köpüklü oldu arkadaşlar. Evet. Kesinlikle taşan kahveleri asla içmiyoruz. Çünkü taştığı zaman bozuluyor arkadaşlar. Taşmadan döküyoruz. Bu işin püf noktası bu. Ve en son karıştırmayı mutlaka bırakıyoruz. Yani bir uzun bir müddet karıştırmayacağız. Tamamen o homojen bir şekilde dağıldıktan sonra kahvemiz, karıştırmayı bırakıyoruz. Evet. Her birinize hayırlı zamanlar diliyorum arkadaşlar.